Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yaprak desenli altıgen hırka tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok pratik bir yapımı var. O kadar kolay ki bunu örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. İlk olarak şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın motif böyle kol altından başlıyor. Şöyle desenini net olarak göstermek istiyorum. Şahane bir görüntüsü var. Giyildiği zaman muhteşem görünüyor. Hemen şöyle kol detayını da yakından sizlere göstermek istiyorum gerçekten şahane oldu birazdan arka tarafında göstereceğim hemen şöyle yaka kısmına da bakalım İsterseniz düğme vesaire de dikebilirsiniz ama bu haliyle gerçekten çok şık bir parça oldu iki tane altıgen motif örerek hırkamızı hazırlayacağız bütün yapım aşamasında detaylı olarak adım adım sizlerle paylaştım bu hazırlamış olduğum hırkayı 38-44 beden dahi rahatlıkla giyebilir ama sizler beden ayarlaması nasıl yapabilirsiniz videoda detaylı olarak paylaşıyorum mutlaka videoyu tamamen seyrettikten Sonra çalışmanızı, hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü örerken bütün aşama aşama bedenini ayarlayabileceğinizi de sizlerle paylaşıyorum. Bakın gerçekten çok güzel bir örnek. Bu ipe de çok yakıştı. Yine kullandığım ipi ne kadar kullandığımı, hırkamızın ölçüsünü, bütün detayları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi hırkamızı detaylı olarak arka kısmında görelim. Sonrasında tarifimize geçelim. için Spaghetti yarn'ın Wooly kek ipliğinden 2 yumak kullanarak çalışmamı hazırladım. Hemen istiyorum ki şöyle ipin içeriğini sizlerle paylaşayım. Karışımı %50 yün, %50 akrilik, 200 gram ağırlığında 700 metre uzunluğunda. Bakın renk geçişleri olan çok güzel bir iplik. Birçok farklı renk seçeneği var. spagettiyarn.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine de bakabilirsiniz. Kırkamız iki adet altıgen motiften oluşuyor. Açık halinde şöyle sizlere göstermek istedim. Bakın göbek noktasını görüyorsunuz. Burada yapraklar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet. Ve bunlar altı köşede büyüyerek bu şekilde altıgen formunda bize parçamızı veriyor. Gerçekten çok kolay bir yapımı var. Şimdi tarif ettiğim zaman da sizler de göreceksiniz. Ama şöyle açık halinde bakın sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel bir desen. Ee, renk geçişlerinde görüyorsunuz yine bu renkte gerçekten şahane dediğim gibi bu iki ekipin birçok farklı renk seçeneği var şimdi şöyle ipimi alacağım bakın dokusunu tek olarak da şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum bu şekilde tığ numaram da üç buçuk milim olacak Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılana gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak da sihirli halka yapımını görebilirsiniz. Şimdi sihirli halkamızı yaptıktan sonra bir tane burada zincir çekiyoruz. Bu zincirle beraber bu birinci zincirimiz 2, 3 ve 4 tane zincirimizi oluşturuyoruz. Tığımıza dolayarak halkamızın içerisine geliyoruz. İlmek çıkardık. Bakın 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek bir tane ikili trabzan ördük. Baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul edeceğiz. Dördüncü zincirde aradaki bir zincir kabul edeceğiz. Şimdi trabzandan sonra bir zincir tığımıza dolayarak halkamızın içerisine hemen bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir tığımıza doladık. Halka içerisine gelerek bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bakın örgümüzün ilk sırası bu şekilde. Trabzan bir zincir, trabzan bir zincir şeklinde baştaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi bu 4 tane olan trabzan grubunu 12'ye tamamlayarak ilk sıramızı bitirelim. Bakın trabzanlarımız 12 adet oldu. Aralarda da birer zincirimiz var. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyorum ve buradaki sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğim noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyorum. Bir zincirden sonra baştaki 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum. Bakın 3. zincire battık. Kısa ipi de tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Ve bakın ilk sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımıza Doladık. Zincirin içerisine bakın. Tekrar. Çünkü bu 3 zinciri bir trabzan kabul ettik. Ve buradaki zincirin içerisine batıyorum. Burada bakın. Şöyle kısa ipi de tığ üzerinde tutalım. Ilmek çıkardım. İkili trabzan örüyorum. Doluyorum. Aynı zincire 3. zincirin içerisine gelip ikinci ikili trabzanı örüyorum. Baştaki 3 zincirle beraber bakın. 1, 2, 3 nokta olmuş oldu şimdi arada 3 zincir var 1 2 3 tığıma doluyorum bir sonraki gelen bakın zincirden sonra gelen trabzanın tepesine batıyorum kısa ipi de gizleyelim tığ üzerinde tuttum ilmek çıkardım bir tane ikili trabzan örüyorum sıradaki trabzanın üzerine şimdi yine 3 zincir 1 2 3 tığıma doluyorum bir sonraki gelen trabzanın Bakın zincire hiç dokunmuyorum. Trabzanların tepesine çalışıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıp buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1 Aynı boşluğa 2 Aynı boşluğa 3 Bakın 3 trabzan, 1 trabzan, 3, 1, 3, 1 şeklinde devam edeceğiz. Ve aralarda hep 3 zincir olacak. 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Şimdi bakın buradaki trabzanı ördük. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum. 3 zincir yine doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde 3 ile başladık. 3 trabzan 3 zincir, 1 trabzan. Hep trabzanların tepesine çalışıyoruz. 3-1-3-1 şeklinde. Aralarda da hep 3 zincir var. Bakın geçişlerde. Bu şekilde toplamda üçlü trabzan grubundan 6 adet olacak. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sonra detaylı olarak tekrar gösterelim. Bakın sıramızın sonuna yaklaştık ve dalgalanmalar görüyorsunuz. Düz bir örgü e, formu yok. Bu da istediğimiz bir şey. E, Altıgen hırka çalıştığımız için bu dalgalanma olmalı ki hırkamızı istediğimiz şekli verelim. Şimdi 3 tane trabzandan sonra tekrar 3 zincir tığıma doluyorum. Burada son bir tane trabzan kaldı. Bunu da tepesine batarak aradaki bir tane trabzanı örüyorum. Bitirirken de 1, 2, 3 zinciri çekiyorum ve baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine battım ilmek çıkardım. Kaydırmamı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçlü trabzan grubu 6 tane de bu tekli trabzan gruplarından var. Aralarında da hep 3 zincir var. Bundan sonra hep 3 zincir sabit kalacak. Şimdi yukarı çıkarken yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Tığıma doladım ve buradaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyorum. Buradaki 3 zincirde bir trabzan kabul etmiştim. Yine 3. zincirin içerisine gelerek bir tane ikili trabzan örüyorum ve baştaki Artışımı yapmış oluyorum bakın. Tığıma doladım. Gelen trabzanın hemen tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Buradaki üçüncü trabzana iki tane trabzan örerek buradaki trabzan sayısını beşe çıkarmış oluyorum zincirle beraber. Bakın başta ve sonda ikişer tane batarak trabzan sayımızı beşe çıkarmış olduk. Şimdi zincir 3 e, tane hep sabit demiştim. 3 zincir çekip tığımıza doluyorum. 3 zincire dokunmadan aradaki tek duran trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Burası artış köşemiz olacak. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Bakın 3 tane trabzan var. İlkine 2 tane yine sonuncusuna 2 tane batarak artışımızı yapacağız. İlk trabzanın tepesine bir aynı boşluğa 2 tane trabzan ortada duran trabzana bir tane trabzan doluyorum ve 3. trabzana iki tane trabzan örerek artışımızı yapıyoruz 3 olan trabzan beşe çıkmış oluyor 1 2 3 zincir tığla doluyorum zincirleri dokunmuyoruz hiç tek duran trabzanın tepesine batarak burada bir tane trabzan örüyorum şimdi bakın bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi gelelim sıra sonuna kadar. Bakın sıramızın sonuna geldik. 3 zinciri çektikten sonra tığıma doluyorum ve burada tek duran bir tane trabzanım kaldı. Bunu da tepesine batarak bir tane trabzan örüyorum. Bakın bütün noktaları aynı şekilde örerek tamamlamış olduk. Şimdi bitirirken yine 1 2 3 zincir çekip baştaki 3 zincirin 1 2 3. zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım ve ilmeğimden kaydırarak sıramı bitirdim bakın şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum tığıma doladım yine bu sırada artışlarımız olacak 5 olan trabzan 7'ye çıkmış olacak buradaki 3 zincir yine trabzan kabul ediyoruz tığıma doladım ve 3. zincirin içerisine batarak bir tane trabzan örüyorum ve baştaki artışımı yapıyorum tığıma doluyorum bir sonraki trabzanın tepesine bir tane trabzan bir diğer trabzanı yine bir tane trabzan bakın bu son trabzana kadar bu şekilde gelecek. Sonuncu trabzanda iki tane örmüş olacağız. Tığıma doluyorum. Bakın son trabzan iki tane trabzan örüyorum. Alttaki artışın birebir aynısı. Bakın zincirde trabzan kabul ettik. İki tane başta arttı. iki tane sonda arttı. Ortadakileri birer tane ördük. Burada iki, dört, altı, yedi tane trabzanımızı tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlem. Bir, iki, üç zincir. Hep aralarda 3 zincir. Bakın bu hiç değişmiyor. Tığıma doluyorum. Şimdi Buradaki bakın tek duran trabzanlar vardı. Tek tek şeklinde ördüğümüz buradaki e, trabzanlarımız birer tane olan trabzanlarımız bir iki sıra olduğunda burada bilmeliyim ki artış yapacağım. Bakın iki tane böyle tek duran trabzan sırasını gördükten sonra iki trabzan sırasından sonra bu üçüncüsü artış noktası olacak. Tığıma doluyorum. Burada köşe noktamız olacak demiştik e, alt sıralarda. Şimdi geliyorum trabzanın tepesine bir tane trabzan örüyorum bir tane zincir çekiyorum tığıma doladım aynı trabzanın tepesine gelerek bir trabzan daha ördüm yine bir zincir doluyorum aynı boşluğa gelerek bir trabzan daha örerek toplamda üç tane trabzan ayağıyla bakın bu köşe nokta artış yapacağımız direk noktamız şu yaprak kısımları burada artış yapacağımız yeri belirgin hale getirdik artık şimdi 3 zincir 1 2 3 tığıma doluyorum şimdi 5 olan trabzanı 7'ye çıkartacağız başta iki tane sonda iki tane örerek ortadakileri birer tane trabzan örüyoruz buraları artık bir, e, biraz hızlı geçelim bakın ortadakileri birer birer ördüm başta iki tane ördüm şimdi sonda da iki tane örüyorum 1, aynı noktaya 2. şimdi yine 1 2 3 zincir ve artış köşesi bakın. Bu direkt noktayı gördüğümde 1-2 sıra, şimdi 3. sıra artış yeri olmalı. Geliyorum trabzanın tepesine bir tane trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha, bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha örerek bakın artış köşemizi bu şekilde oluşturacağız. Bu noktalardan 6 tane vardı zaten. 6 köşemiz var ve altı noktadan artarak parçamız büyümüş olacak. Şimdi bu tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son e, artış yerimizde yaptıktan sonra burada 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada e, bakın bu yaprak örneğinde en son artış yapacağımız sayı 7 tane trabzan. 7 trabzandan sonra tekrar 5'e sonra da 3'e düşerek yaprağı bitirmiş olacağız. Bakın 3 zinciri çektikten sonra buradaki e, eksiltme noktası ile başlayacağız. 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıyorum. Normalde hep 3 üç, zincire batardık. Bu sırada bunu eksilteceğimiz için ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ilmek çıkardım. Kaydırmamı yapıyorum. Sonra 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın yeni sıraya başlıyorum bu şekilde. Tığıma doladım. E, buradaki trabzanı kullandım. Trabzanın tepesine 3 zincirle yukarı çıkmış olduk. Bakın 3 zinciri yine bir trabzan kabul ediyoruz. Tığımıza doladım. Bir sonraki gelen trabzanı kaydırma yaptığım değil. Bakın bir sonraki trabzana batıp ikili trabzanlarımı örüyorum. 1, 2 oldu. Şimdi 3, bir diğeri 4 ve bir diğeri 5. Beş. 5'e düşürdük bakın. Ne yaptık? Baştaki 3 zinciri örmedik ve sondaki trabzanı örmedik. Başta ve sonda birer tane trabzan eksilterek sayımızı 7 olan trabzan sayımızı 5'e düşürmüş olduk. Arada yine 3 zincir var. Tığıma doluyorum. Şimdi artış noktasındayız. Bakın buradan yeni bir yaprak çıkacak. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki 3 tane trabzan ayağını şu baştaki göbek sırası gibi düşünebilirsiniz. 3 zincirden sonra tığıma doluyorum. İlk gelen trabzanın tepesine 3 tane trabzan örüyorum. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. 3 tane trabzanı ördüm. 3 zincir tığıma doluyorum. Ortada duran trabzan şu direk noktalarımız olacak. Bakın hep artış noktası aynı hizada devam edeceği için ortadaki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bakın geçişlerde yine hep 3 zincir var. 1, 2, 3. Tığıma doluyorum. Buradaki 3. trabzana 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 3 Bakın bu sırada yaprağın bir tanesini eksiltip e, tamamlarken yeni bir artışta yeni bir yaprak çıkartmış oluyoruz bakın artış mantığı bu şekilde ördükçe zaten daha rahat anlaşılmış olacak 1 2 3 zincir tığımıza doluyoruz şimdi 7 tane trabzan var baştaki trabzanı dokunmuyorum ikinci trabzanın tepesine batarak trabzanları örmeye başlıyorum şimdi 5 tane trabzan öreceğim 2 3. 4 ve 5. Sondaki trabzana dokunmadım bakın. Baştaki ve sondaki trabzana dokunmadan örmeden geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Ve yine şuradaki yaptığım işlemi burada da tekrar edeceğim. 3 tane trabzan ayağı vardı artış yerimizde. Hemen ilk gelen trabzana 3 tane trabzanımı örüyorum. Arada yine 3 zincir. Ortadaki duran trabzana bir tane trabzan örüyorum. O direkt noktası artış yapacağımız yer. 3 zincir ve bir sonraki yani artık 3. trabzanı da burada yine 3 tane örerek bu noktayı tamamlıyorum. Ve yine 3 zincirle eksiltmelere devam etmiş olacağız. Bakın bu şekilde tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızı tamamlayalım. Sıra bitişi ve başlangıcı tekrar sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki noktayı da ördük. Üçlü trabzandan sonra 3 zincirimizi çekiyoruz ve baştaki 3 zincire dokunmadan çünkü eksiltmeye devam ediyoruz. 3 zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp tığımıza doluyoruz. Bakın ilk trabzanın tepesinde 3 zincir var. Bunu da trabzan kabul ediyoruz. Tığımıza doladık. Bir sonraki trabzanı batıp iki trabzan bir sonrakine yine trabzan örerek 5 tane olan trabzan sayımız bu sırada 3'e düşmüş oldu Bakın bu şekilde başlangıçtaki eksiltmeleri bu şekilde yapıyoruz sonra yine 3 zincir tığımıza doladık ve bakın Şuradaki işlemin birebir aynısı 3 trabzan burada vardı şimdi burada 3 trabzan var buradaki artışları yaparak devam edeceğiz bu taraf eksilirken bu taraf artarak ilerlemiş olacak tığımıza doluyorum ve baştaki sondaki trabzana ikişer tane batarak buradaki 3 tane olan trabzan sayısını 5'e çıkarmış oluyorum ortadakine bir tane sondakine 2 tane. Bakın 3 olan trabzan sayısını 5'e çıkardık. Şimdi yine 3 zincir tığıma doluyorum. Arada bir tane duran trabzan var. Hemen bunun tepesine geliyorum. Yine bir tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Buradaki 3 tane trabzana, buradaki işlemi birebir tekrar diyorum. Bakın yeni bir yaprak çıkıyor. Buradaki yaprağı tamamlıyoruz. Buradan yeni bir yaprak çıkıyor. Burası artış kenarımız. Şimdi geliyorum ilkine. 2 tane. Ortadakine 1 tane. Sondakine 2 tane. Ve toplamda 5 tane trabzan noktasını elde etmiş oldum. Yine 3 zincir tığıma doluyorum. Bir sonraki yaprak geliyor. İlk trabzana dokunmuyorum. İkinci trabzandan başlayarak 3 tane trabzan örüyorum. 2 ve 3. Bakın. 1, 2, 3 zincir. Şimdi köşeye geldik. Buradaki yaptığım işlemi tekrar edeceğiz. Bakın köşe noktasındayız. Yine 3 tane olan trabzanı 5'e çıkartarak buradaki bakın şurayı göstermek yeterli olacak artık. Buradaki artış noktasına diğer noktalarda da tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki 3 tane duran trabzanı 5'e çıkarmış olduk. 3 zincirimizi çektik. Şimdi burada başta yine eksiltme yapacağız. Ee, burada 3 tane olan trabzan sayımız 1'e düşmüş olacak. Burada Bakın 3 zincire dokunmadan gelen ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek çıkardım. Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Zinciri trabzan kabul ediyoruz. Ve başlarken hemen 3 zincirle bakın arada boşluğumuz var. Ne yapacağız? Bu aradaki 3 zincir artı bir de 3 zincir trabzan kabul ediyoruz. Toplamda 6 zincirle başlangıcımızı yapacağız. Kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincir bizim trabzanımız. Şimdi aradaki 3 zinciri çekmem gerekiyor. Bu yüzden 3, 4, 5... Altı zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Başlangıç hep böyle olacak. Bakın burası önemli. Bu şekilde zincirli olan noktada eksiltmeler ve artışları sizlerle paylaştım. Şimdi yukarı çıkarken de burada altı zincirle yukarı çıkıyorum. 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. 3 trabzan biri düşmüş oluyor. Tığıma doluyorum. Şimdi burada 5 tane trabzan beni karşılıyor. Demek ki burada artış yapmam gerekiyor. Yediği çıkartıyoruz en son. Geliyorum ilk trabzanın tepesine hemen iki tane... Trabzan aralarındaki ortada kalanlara birer tane Trabzan örüyorum 5 olan Trabzan sayımı burada 7'ye çıkartıyorum sondakine iki tane Trabzan ördüm şimdi bakıyorum Ömene geldi Burada ne demiştim hatırlayalım 2 sıra burada tekli Trabzan sırasını gördükten sonra artış yapacaktık buraya bakıyorum 1 iki sıra olmuş şimdi artış yapmam gerekiyor demek ki 1 2. 3 zincir tığıma doluyorum. Bakın 1-2 sıra oldu. Şimdi alttaki gibi şu üçlüyü yapacağız. Her iki sırada bir bunu tekrar etmiş olacağız. Her iki sırada e, üçlü olan noktayı yapıp artışımızı hazırlayacağız. Trabzanımı ördüm. Bakın bu artış kenarımız demiştim. Bir zincir aynı boşluğa ikinci trabzan. Bir zincir aynı boşluğa üçüncü tırabzanımızı örerek. Bakın bir iki sıra artış. Bir iki sıra artış. Bu şekilde artış noktası ilerlemiş olacak. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Beni 5 tane trabzan karşılıyor. Hemen 5 olan trabzanın 7'yi çıkartıyorum. Baştakine ve sondakine 2 tane batarak diğerlerine birer tane. Hemen bu noktayı hızlıca geçelim. Artık biliyoruz. Bu noktaya kadar birlikte örmüşsek eğer bu kısımları sizler de hızlı geçeceksiniz şimdi yine bakın 3 zincir hep çekiyoruz aralarda bunlar hep sabit dediğim gibi şimdi üç tane trabzan var ne yapıyordum baştakine ve sondakine dokunmuyordum baştakine atladım ortadaki trabzana batıp bir tane trabzan ördüm sondakini de örmüyorum 1 2 3 zincir tığıma doladım şimdi 5 tane olan trabzanı tekrar 7'ye çıkartacağım şöyle göstereyim bakın bu artış köşesini diğer noktalarda da e, yapmış olacağız Sıra bu şekilde. Şöyle özellikle ekranı tutuyorum ki e, sizler de sırayı net bir şekilde görün. 3 olan trabzan 1'e düştü. 5 olan trabzanı da 7'ye çıkartıyoruz. 3 zincirler 2 sıra ördükten sonra artış noktamızı yapıyorduk. Şimdi tarif etmiş olduğumuz gibi sıramızı tamamlayalım. Hemen sıra sonunu sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki 7 tane trabzanımızı ördük ve 3 zincirimizi çektik. Ve başladığımız 6 zincirli noktaya geldik. Ne yapıyorduk? 3 zinciri bir trabzan kabul etmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine batıyorum. ilmek çıkardım. Bekleyen ilmeğimden kaydırıyorum. Bakın sırayı bu şekilde bağlamış olduk. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi burada tek olan trabzanın üzerine 3 tane trabzan öreceğim. 3 zincirde bir trabzan kabul ettim. Doluyorum. 3. zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir. Aynı noktaya 2. Bakın şimdi tekrar buradan bir yaprak çıkmış olacak. Bakın teki 3'e çıkarmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. 7 tane olan nokta bizim 7 en son artışımız. Ne yapacağız? 7'den sonra eksiltmelere geçiyorduk. Baştakini atlıyorum. En baştaki trabzanı, ikinci trabzana batıp sırayla 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Ve bakın artış yerini gördüm. Buradaki artış noktasında ne yapmışsam burada da birebir aynısını yapacağım. Bakın hiç değişmiyor. Şu noktayı tanırsak her iki sırada bir artış yapıyorduk. Artış yerinden de bakın buradaki e, önce 3 sırabzan sonra 5, 7 sonra eksiltmeye geçiyoruz. Tekrar 5, 3, 1 şeklinde yaprak formunu vermiş oluyoruz. Şimdi 3 zincirden sonra gelen bakın artış trabzanı şu alttaki işlemi birebir tekrar edeceğim. Hemen ilkine 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 3. Arada 3 zincir. Ortadaki trabzana bir tane trabzan. Burası bizim direkt noktamız. Artış yerimiz. 1, 2, 3 zincir ve son trabzanı 3 tane trabzan örüyorum. 2 ve 3. Sonra 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. 7 trabzanı da 5'e düşürüyorum. ilkini ve sonuncusunu örmeden. Bakın sırayla şimdi 5 tane trabzanımı da bu şekilde tamamlıyorum. Son trabzanı örmedim. 5 trabzanı düşürdüm. 1, 2, 3 zincir tığıma doluyorum. Bakın buradaki yaprak tamamlanmış bir tane trabzan var. Hemen bu bir trabzanın yaprak tamamlanmış olan noktadaki bir tane duran trabzanın tepesine 3 tane trabzan örerek buradaki yeni bir yaprağı oluşturmuş oluyor. Sonra yine 3 zincir şeklinde bakın 7 olan trabzanı tekrar 5'e düşürerek bu şekilde yaprak formunu vereceğiz. Bakın çok kolay bir örnek. Artacak Eksilecek. Aynı şekilde kenarlarda da bakın yapraklar yürüyor. E, zaten mantığı çok kolay dediğim gibi. Bu işlemi bakın bu göstermiş olduğumuz işlemi sıra sonunca e, devam ettirmiş olacağız. Sıra sonuna geldiğimizde de bundan sonra tarif etmeye gerek yok. Bakın şuradaki üçlü trabzan grubunda ne yapmışsak burada da aynısını yapacağız. Bakın ne yaptık? Üçüncü zincirin içerisine batıp e, buraya bir tane trabzan ördük. Başta ve sonda artışlar yaparak 5'e sonra 7'ye. Sonra tekrar 5'e, 3'e, 1'e düşürerek bitiş ve başlangıçlar hep bu şekilde ilerleyecek. Bakın üst üste yapraklar gelecek. Buradaki noktadaysa dikkat edeceğimiz tek püf nokta. Hiç şaşırmazsınız. Tek tek sırayı kontrol etmek zorunda kalmazsınız. Bakın burada bir iki tane tekli duran trabzan sırası var. Sonra artış var. 1 iki sıra. Tekli trabzan örmüşüm. Yani birer tane trabzan örmüşüm. iki sıra. Sonra tekrar artış var. Burada da yine aynı işlemleri bakın tekraracağım buradaki yaprağı nasıl çıkardık burada da birebir aynı şimdi burada da aynı işlemlere devam edeceğiz burada yani şu nokta sizin şablonunuz olsun bakın bu gösterdiğim noktayı hep aynı şekilde bu kenarlardan yapraklar artacak ve şu aralardaki bakın köşeden köşeye olan kısımda yapraklar tek tek artmış olacak şimdi şu büyük parçada göstermek istiyorum bakın buradan bundan sonrasını örmeye gerek yok. Bitişi ve başlangıcı zincirli olan noktayı hatta şu şekilde zincirli olan kısmı gösterelim. İpim hala burada kopartmadım. Bakın. 6 tane yaprağı örmüştük hatırlayalım. Şurası köşe noktası. Bakın buradaki yaprağı bitirdik. Şimdi biz şuradayız. Üçlü olan trabzan yaprak aynı şekilde devam ediyor. Bakın yaprak üzerine yapraklar geliyor. Kenarlarda da böyle iki sırada bir artış yaptığımız için iki sıraya örüyoruz. Üçüncü noktada artış yapıyoruz. Bu noktayı hep bu şekilde takip ederek de kenarlardan birer birer yaprak çıkıyor. Bakın şu yapraklar arasında saydığımız zaman şu iki bakın artış kenarını görüyorsunuz. Ortada duran ilk ördüğümüz yaprak ikiye çıktı, üçe çıktı, dörde çıktı. Bu şekilde yapraklar artmış oluyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kaç sıra ördük? İlk göbek noktasından itibaren sayalım yaprakları. 1, 2, 3, 4-5-6-7-8 yaprağı tamamen bitirdik 9 yaprağın e, trabzan sayısı 7 tane bakın artış yapmışız bu sırada bitiriyoruz ben bunu ipime göre ayarladım Sizler bedeniniz büyükse Eğer yani daha büyük bir beden çalışacaksanız Eğer bu yaprak sayısını motifin e, sıra sayısını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz Ben e, şu kısmı ölçü kabul edip şöyle vermek istiyorum sizlere tabii henüz hafif bir buhar vermedim ilk örülmüş hali bakın örgü şu göbek noktasından itibaren tuttuğumda bakın tarif etmiş olduğum sıra sayısınca örerseniz Eğer e, ben de bu bu sayı bakın 8 yaprağı tamamen bitirdim 9. yaprağın artış e, en son yani 7 trabzan noktasındayım bakın tek tek sıra saymaya gerek yok bu daha pratik olacaktır şöyle tuttuğum zaman 44 santim ölçüsünde oldu benim şu artış noktam 44 santim ölçüsünde oldu bu sizlerde farklı olabilir. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi. Bunun sebebi de örme sıklığımız ve geri çektiğimiz farklı olacaktır. Şimdi burada bakın ne yapacağım. Sıramı bitirdim. Yani ipimden çok az kaldı. Artık birleştirmeye yetecek. Ee, ve kenar kısmını geçeceğim. Ee, bir yumağın bakın tamamı neredeyse ördüm. En son rengimden e, çok az kalıyor. Bunu da birleştirme için kullanacağım. Şu kısmı da göstermek istiyorum. Bakın burada en son 7 trabzanı ördük. 3 e, olan trabzan 1'e düştü. Bakın tekrardan hep aynı ilerliyor. Umarım açıklayıcı olmuştur motif. E, burada 1, 2, 3 zincirimi çektim ve e, buradaki 3. zincirin içerisine batıyorum. Artık sırayı bitireceğim. Ilmek çıkardım, kaydırımı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve burada ipimi şöyle bir miktar kesip tığımdan çıkartıyorum. Motifi bitirdim bakın. Şimdi katlamayı göstereceğim sizlere bu hırka formunu nasıl veriyoruz altken motife. Bunu geniş açıda göstermek istiyorum. Şimdi bakın geniş açıda bitirdik motifimizi. Altı tane şöyle düz kenarı var. Herhangi bir kenarından katlayabilirsiniz bakın. Ben istiyorum ki şu kısım sırt noktada kalsın. Şuradaki bakın artış yaptığımız bir ucu diğer artış yaptığımız diğer noktayı tutuyorum. Şöyle ikiye katlıyorum. Ve bakın. İkiye katladığınız zaman bu şekilde hırka formunu vermiş oluyoruz. Bir tarafı kolu, bir tarafı sırt noktası. Şöyle tutalım. Şu kısım sırt olacak. Bakın, bu şekilde. Burası kolu. Bu taraf gövdesi şeklinde düşünebilirsiniz. E, katlama formu da bu. Diğer e, bir motifi de burada örmüş olduğumuz gibi aynı şekilde öreceğiz. Aynı sırada bitişi yapıp buradaki ikinci motifi de ben ikinci yumaktan açıp tekrardan başladım. E, buradaki motifi de büyüteceğim. E, Birebir aynı şekilde büyüttükten sonra e, şimdi artık kol kısmını birleştirmeye geçeceğiz. Bakın burada ben diğer ikinci motifi de aynı şekilde ördüm ve sizlere tarif etmiş olduğum gibi katladım. Bakın iki noktanın da bitiş kısımları burada bu şekilde görünüyor. Bunlar sırtta kalacak. Aynı şekilde tamamladım. Şimdi bu taraftaki noktayı birleştirdim. Bakın nasıl başladım? Bunu da hemen şöyle göstermek istiyorum. Burada e, şu kol kısmından birleştirmeye geçiyoruz. Bakın şurası yaka noktası. Buradaki artış yerinden sonra birinci dilim, bakın yarım olan yaprak, burada tam olan ee, tek trabzan olan tam yaprağı görüyorsunuz yarım yaprak yani şöyle düşünün buradaki birinci tam olan yapraktan değil ikinci tam olan yapraktan başlayarak buradaki trabzandan başladım bakın şöyle göstermek istiyorum Şuradaki trabzan noktasından başladım yaprağın olduğu bir tane trabzandan karşılıklı batarak sık iğnelerimi ördüm Araları iki, iki tane. Ördüm. 3 zincirin olduğu noktaları iki tane sık iğne ördüm. Trabzanların tepelerine birer tane sık iğne örerek ilerledim. Burada birleştirmeyi yaptıktan sonra bakın. Şu kol kısmında iki sıra daha yaprağı ördüm. Bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Birleştirme yaptıktan sonra burada da durdum. Ee, kolu bir bütün halinde. Bakın oval şekilde ee, burada e, geldim. 3 tane trabzan ördüm. Bu noktaları birlikte öreceğiz zaten. 2 sıra yaprak örüp kenar süslemesi yaptım. Bakın. Bu şekilde bu kısmı tamamladım şimdi aynı şekilde birebir yansıması olacak şekilde bu noktayı tamamlamam gerekiyor burada nasıl başlayacağım Burası e, önemli şimdi sık iğneleri istiyorum ki düzgün bir şekilde gelsin O yüzden burada e, sol tarafı size göre sol tarafı başlarken burada e, şu bir ikinci yapraktan trabzandan sık iğne örerek kola kadar gelmiştim şimdi kol kısmından başlayacağım bu kez farklı olacak Şuradaki kol kısmından başlayarak Buradaki göstermiş olduğum başlangıç noktasına kadar şimdi sık iğnelerimizi örelim. Bu tarafı farklı birleştireceğim. Sık iğneler ters görünmesin diye bu şekilde yaptım. Yani iki tarafta düz görünsün diye bu işlemi yapıyorum. Ama isterseniz sizler iki tarafı da aynı şekilde başlayıp uçtan bitiş yap yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Şimdi alıyorum ipliğimi. İpimi alıp şöyle bir zincirle bir ilmek oluşturarak başladım. Hemen kol kısmı bakın burası. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum. Buradan köşeden şu bir tane trabzan vardı. Üçlü artışla bitirmiştik. Buradaki ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Sonra karşıdaki parçanın da ortadaki trabzanın tepesine batıp bu noktaya hemen bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi kol kısmını üst yani omuz noktasına gelen yeri birleştiriyoruz. Aradaki bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne. Hemen trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Burada 3 zincir geliyor. Hemen bu 3 zincire karşılıklı batıp 2 tane sık iğne. Sonra 7 tane trabzan var karşılıklı. Bunların tepelerine batarak sık iğne ile birleştirme yaptım. Ben bu birleştirme tekniğini kullandım ama sizler isterseniz kaydırma yöntemi ya da etamin iğnesiyle dikiş de yapabilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Farklı farklı birleştirme yöntemlerini kullanabilirsiniz şimdi bakın göstermiş olduğum gibi her bir trabzanın tepesine karşılıklı iki parçayı da aynı anda batarak sık iğnemizi örüyoruz 3 Zincire geldiğimizde hemen bu noktaya iki tane sık iğne tek duran trabzanın tepesine karşılıklı batarak bir tane sık iğne sonra ara 3 Zincire iki tane sık iğne şeklinde bakın devam edeceğiz sanki Şuradaki bakın karşı noktada nereden başlamıştım İkinci, bakın şu birinci tam olan yaprak, ikinci tam olan yaprak. Bu noktada hemen bitişimi yapacağım. Bunu da hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Burada sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi uçtan başlayarak sık iğnelerimizi ördük. Diğer parçayı buradan başlayarak, bakın yakadan başlayarak uca kadar sık iğne örmüştük. Şimdi burada ne demiştim? Birinci yaprak, ikinci tam olan yaprakta bitireceğiz demiştik. Burada hemen e, tek duran trabzanın tepesine de karşılıklı batıp sık iğnemizi örüyoruz. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şimdi diğer tarafta bakın buradan başladığımda ipimi kesmemiştim. Buradan başlayarak devam ettim. Buradaki uçta kol kısmını uzatmaya devam ettim. Şimdi bu aşamayı lütfen dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü beden ayarlama kısmını e, sizlere tarif edeceğim. Şöyle e, örgü henüz bakın düzgün muntazam görünmüyor. E, bu ütü verdiğimiz zaman çok güzel şekil alacak. Şimdi bu kolumuzun e, yani hırkamızın diğer yarısı bir diğer yarısında gördüm. Hatta şöyle hemen bunu da kenara yerleştireyim e, rahat bir şekilde beden e, tarifini paylaşalım şimdi elinizde e... Sevdiğiniz bedeninize e, yani kalıp olarak beğendiğiniz bir hırkanız varsa onu ölçü kabul edebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Daha önceden kullanmış olduğunuz hırkanızı düz bir zemine koyun ve en kısmını ölçün. Bakın şu genişliğini ölçün, boyunu ölçün ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bedeni ayarlarken motifi kaç sıra yapacaksak bakın şuradaki motifin ölçüsü önemli. Şimdi burada tabi birleştirme de yapacağız. Ölçü birkaç santim değişebilir ama şöyle kabaca ölçü vermek gerekirse. Bakın buradaki ölçüm 30 santim. İkisi birleştiğinde bakın 60 santim Bir, yani birleştirme payını falan da eğer burada birkaç sıra daha örersek birkaç santim daha artabilir 60 santim. Sizler de hırkanızın e, şu genişliğini ölçerek sıra sayınızı yani e, henüz ipi kopartmadan da bu katlamayı yapıp ölçünüzü bu aşamada beden ölçünüzü alabilirsiniz. Ya da ee, bakın şuradaki kol altı kısmı da önemli. Ee, yakadan kol altına kadar kol altınıza rahat geliyorsa yani rahat giydiğinizde bir parçasını üzerinizde prova da edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi daha önce kullanmış olduğunuz bir hırkayı düz bir zemine koyup enini ölçersiniz. Eniyle yaklaşık birbirine denk geliyorsa eğer ölçüler yakın geliyorsa bu bitmiş demektir. Ama bedeni ayarladınız. Burası gövde kısmı bakın gövdesini ayarladınız boyu kısa gelebilir sizlere boyunu uzatması kolay bu hırkanın yani e, şimdi birleştirme yaparken de bahsedeceğim tamamen birleştirdik hırkayı Bakın şu alt kısmı açık ya da giydiğiniz ön patta yani şu ön kısımda açıklık var. Kapatmak istiyorsunuz. Ön kısmı da örebilirsiniz. Alt kısmı da uzatabilirsiniz. Yine aynı deseni bakın. Köşeden başlayarak aynı deseni uzatabilirsiniz. Ya da farklı bir süsleme de yapabilirsiniz. Tamamen trabzanla inebilirsiniz. Bu zevkinize kalmış. Kol kısmı da kısa geldi diyelim ki. Bakın burada ben 2-3 sıra daha ördüm. Kenar süslemesiyle beraber. Kolu da sonradan uzatabiliriz. Yani bunun önemli olan gövdeyi bedeni ayarladıktan sonra etek kısmını kol kısmını istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Çünkü motif olduğu için her yeri eşit bakın. Burada ben kol kısmını 3 sıra daha uzattım mesela. 3 sıra uzattığımızda da şöyle ölçüsü kaç santim olmuş bu aşamada vereyim kol altından itibaren. Bakın kenar noktası ile beraber süsleme kısmı ile beraber 36 santim olmuş kol altından itibaren kol boyu 36 Santim uzunluğunda şu uç kısma kadar kol altından uca kadar 36 santim. Şu genişliğini verecek olursam zaten 30 santimdi. Burada bakın bir sırada sık iğne noktası birleştirmesi var. Ee, kol kısmı şöyle ölçecek olursam bu da yine 30 santim, 31 santimi de buluyor. Ee, kol yani sık iğne de var burada bir sırada bir de onu düşünürsek eğer yine 30 santim gövdeye ne kadar bitirmişse kol genişliği de o kadar oluyor. Kolu da Sonradan dediğim gibi istediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz. Ben bakın, şurada bir iki sıra daha ördüm ve sonra kenar süslemesi yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada da sizlere tarif ediyor olacağım. Burada bakın, bu tarafı yaparken buradan başladım sık iğneler ipi kopartmadan hemen burada modeli kurdum, örgüme devam ettim. 2 3. sırada süslemeyi yaptım. Bu parçayı bu şekilde bitirdim. Şimdi bu tarafı örerken ne yaptım? Buradaki uçtan başlayarak geldim. Burada bitişimi yaptım. Şimdi buradan tekrar Başlangıcımı yapacağım ve e, o bahsetmiş olduğum kol uzatma kısmını göstereceğim. Bu mantığı etek ucunda da uygulayabilirsiniz. Sonra da iki parçayı bir bütün haline getireceğiz. Şimdi tığıma doluyorum. Çünkü trabzanla başlayacağız direkt. Bakın burada e, tam ortadaki noktalara sık iğne örerek başlangıcımızı yapmıştık. Buradaki sık iğnenin şöyle gövdesine tam şöyle boş noktaya da batmayalım. Orta noktaya batıyorum. İlmek çıkardım tığıma doluyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte örerek ikili trabzanla başladım. Şimdi bu noktaya 3 tane trabzan örelim. 2 ve 3. Bakın şu ortadan üçlü trabzan çıkardım. 1 2 3 zincir. Sizler sıranızı bu şekilde bitirmek zorunda değilsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın ben burada 7 trabzan sonra bakın yaprağın bir tanesi kapandı. Bir trabzan bir alt sırada daha bir önceki sırada da bitirebilirsiniz. Ne kadar istiyorsanız ölçünüzü ona göre de zaten yaprağı model e, yani belli bir mantığı var zaten artış ve eksilt, e, eksiltmelerden oluşuyor. Artırıyoruz sonra eksiltiyoruz belli bir mantığı var bakın bu şekilde. Bunu zaten motifi e, bu boyuta getirdiğiniz zaman çoktan kavramış olacaksınız. Bu kol kısmında rahatlıkla örersiniz. yani illaki bu sırada bitiş yapmış olmak zorunda değilsiniz şimdi üçlü trabzanla yeni bir yaprak yuvası kurdum bakın Çünkü şu noktada açıklık var buraya bir tane yaprak gelmedi e Çünkü burada e niye üçlü başladım e Şuradaki bakın yaprağı azaltacağım buradan yeni bir yaprak çıkartacağım yapacağınız sıraya göre başlangıcı başlangıcın ona göre yaparsınız Sizlerde 3 zincirimi çekiyorum şimdi buradaki bakın zincirli noktayı ve şu artış yerine geçiyorum Hemen burada 7 olan trabzanı 5'e düşüreceğim. İlkini atlıyorum. Atlıyorum. İkincisine batarak şimdi 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 ve 5. Yine arada 3 zincir var. Doluyorum. Bir tane olan trabzanı 3'e çıkartıyorum. 1 2 3 Tekrar 3 zincir. 7 olan trabzanı 5'e düşürüyorum. Bakın yapacağımız işlem bu. E, spiral şekilde devam edeceğiz. Bakın 7 olan trabzan 5'e düşecek. Bir tane olan trabzan 3'e çıkacak. Bunu başlangıç noktamıza kadar şimdi yapalım. Buradaki bitişi ve başlangıcı sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki e, 7 trabzanı 5'e düşürdük. 3 zincirimizi çektik ve bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Başlangıç noktamız burası. Kaydırmamızı yapıp 3 e, zincirle yukarı çıkıyorum. Yine artış mantığı aynı bakın. Aynı ilk trabzanı gelip bir tane trabzan örüyorum şimdi 3 trabzanı 5'e çıkartacağız zincirle beraber 2 trabzan oldu bu noktada ortadakine bir tane üçüncüsüne 2 tane örerek toplamda 5 tane trabzanla bakın artışımızı yapmış olduk yine arada 3 zincirimiz var tığıma doluyorum buradaki 5 trabzanı 3'e düşüreceğiz ilk atlıyorum ikincisine batıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 5 olan trabzanda 3'e düşmüş olacak bakın 3 olan trabzan noktası 5. 5 olan tırabzıdan noktası 3'e düşmüş olacak. Bu şekilde 1 2 3 zincir ve hemen diğer noktada artışımı yapıyorum ilkine ve sonuncusuna iki tane batarak ortadakine de bir tane örerek 3 tırabzını 5'e çıkarmış oldum. Şimdi bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bundan sonra artık kenar süslemesi yapacağım. Bakın sıramızı tamamladık. Buradaki son 3 ördükten sonra 3 zincirimi çektim ve baştaki e, zincirin tepesine batıyorum ilmek çıkardım kaydırmamı yaptım şimdi tam ortadaki tek duran trabzanın olduğu kısma geleceğim bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum tekrar bir kaydırma bakın iki sağda var iki solda bir de tam orta kısımda var bunu da tepesine batıyorum kaydırmamı yaptım şimdi 1 2 3 zincirle yukarı çıktım tığıma doluyorum buradaki aynı trabzana gelip bir tane ikili trabzan doluyorum tekrar bir trabzan daha örerek üç tane trabzanla başlangıcımı yapıyorum şimdi modeli burada yarım yaptım e, bitirirken de modeli tamamlayarak burada bitişimi yapacağım. Şimdi trabzan ördükten sonra 3 zincirlik boşluğa geliyorum. Buraya 1, 2 tane sık iğnem örüyorum. Tığıma oluyorum 3 tane trabzan var bakın. Ortadaki duran trabzanı baştakini atlıyorum. Ortadaki duran trabzana 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, ve 5. 5 tane trabzan ördüm. 3 zinciri gördüğümde 2 tane sık iğne. 1, 2. Tığıma doluyorum. Yine bakın e, burada 5 tane trabzan var. İkisini bıraktım. Sağda ikisini bıraktım. Solda tam ortada duran trabzanın tepesine 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 zincire geldim. 2 tane sık iğne. 1, 2. Bakın yelpaze örneğini bu şekilde uyguluyorum. Doluyorum. Bakın 3 tane olan trabzanın sağda ve soldaki trabzanlara dokunmadan tam ortadaki trabzanın tepesine 5 tane trabzan örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen zincirli noktaya da 2 tane sık iğne ile bu kısmı tutturuyorum. Bakın bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi yelpaze örneğini tamamlayacağım. Sizler daha farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Buradaki bitişi yapalım. Kol kısmını artık bitiriyoruz. Son iki sık iğnemizi ördük. Başlarken hatırlayalım. Tam ortadaki noktaya 3 zincir 2 trabzan örmüştük. Burada kalan 2 tane trabzanımız eksik. Ve buradaki noktaya gelip 1, 2 tane trabzanımızı örüyorum. Ve zincire dokunmadan ilk trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp kaydırmamızı yaptık. Şöyle bir zinciri çekip bu noktadaki Bakın ipimi artık kesiyorum. Burada bitişimizi yaptık. Kısa kalan ipleri de sonradan gizleyeceğiz. Bakın şu aradaki ipleri de gizlemiş olacağız. Bu şekilde kol kısmındaki kenar süslemesini de yaptık. Şimdi iki parçamızı bir bütün haline getireceğiz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bakın şu yaka açıklığı da önemli. Buradaki ense ve yaka açıklığını ne kadar istiyorsanız sizler o kadar bırakabilirsiniz. Şuradaki santim olarak ölçü de vereceğim sizlere. Bakın bir parçadaki açıklığım ne kadar oldu. Hemen bunu da söyleyelim. Bakın şu kısımdan köşeden bu noktaya kadar 14 santim açıklık bırakmışım bakın şu noktada. Yani bu açıklık benim için yeterli. Ben öyle çok böyle boyuna oturan bir hırka istemediğim için bu kadar açıklık bıraktım. Şöyle tuttuğum zaman bir 14 santim kadar açıklık var bu noktada. Şu kısımda zaten yakaya düşecek olan nokta. Sizler bunu yani şurada da bitirebilirsiniz. Yani illaki buradaki açıklık benim verdiğim ölçüde olmak zorunda değil. Bunu sizler kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi iki parçayı bir bütün haline getirelim. Sağ ve solu. Bakın aynı şekilde örüp tamamladım. Şimdi alıyorum diğer parçayı da düz şekilde hemen şöyle bakın bir bütün halinde yine sık iğne tekniğiyle arkalar belli zaten bakın iki parçayı da tarif etmiş olduğumuz gibi aynı şekilde sizlere göstermiş olduğum gibi birleştirdim şimdi şu etek ucundan başlayacağım enseye kadar sık iğne ile birleştireceğim ne yapıyorum bu tarafını kapatıyorum düzden sık iğne ile birleştireceğim bakın burası sırt kısmı Hemen şöyle etek ucundan başlayalım. Tekrar aynı kol kısmında yaptığımız mantığın birebir aynısı. Şöyle bir zincirle bir ilmeğimi oluşturdum. Hemen şu uç kısma geldim. Köşedeki bir tane bakın artışla bitirdiğim için tam köşedeki noktadan başlamak gerekiyor. Buradaki ortadaki trabzanı battım. Karşı parçadaki ortadaki trabzana da batıp sık iğne ile başladım. Dediğim gibi bu ipleri sonradan gizleyeceğim. Aradaki bir zincirlik boşluğa bir sık iğne. Trabzanın tepesine sık iğne aradaki 3 zincirlik boşluğun olduğu noktaya 2 tane sık iğne kol kısmında yaptığım işlemin birebir aynısı sonra her bir trabzana bir e, sık iğne aralara 3 zincirin olduğu noktaları 2 e, tane sık iğne şeklinde ilerleyerek şimdi bu e, sırt kısmını birleştireceğim iki parçayı bir bütün haline getireceğim ta ki şu ense kısmına kadar gelin bu ense kısmında da örgüye nasıl devam ediyoruz hemen bunu da sizlerle paylaşalım buradaki sırtın etek ucundan başladık ve ense noktaya kadar e, olan kısmı birleştirdik. Tamamen arkayı birleştirdik sık iğne ile. Şimdi bakın tam ensenin olduğu orta kısımdayım. Şöyle göstermek istiyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi tamamen sık iğne çerçeve yapacağız. Bu noktada buradaki e, son ortadaki duran trabzanları da karşılıklı sık iğne ördükten sonra hemen bakın örgünün devam ettiği yönden buradan başlayacağım. Sırt kısmındaki ense noktasındayım bakın. Sonra ön yaka noktasına geleceğiz bu şekilde. Şimdi buradaki sık iğne ördükten sonra bir zincirlik boşluğa geliyorum bir tane sık iğne. Şuradaki trabzanı dokunmadan çünkü birazcık toplamak istiyorum. Buradaki 3 zincirlik noktaya batıp iki tane sık iğne. Şimdi 7 tane trabzanımız var. Bunların her birine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Buradaki geçişi göstermekte fayda var. Şimdi geldim 3 zincirin olduğu noktaya. Hemen iki tane sık iğne örüyorum. Şu aradaki trabz trabzan noktasına dokunmadan diğer 3 zincire geçip iki tane sık iğneyi de bu noktaya ördüm. Şimdi burada 7 tane trabzanımız var. Her birinin tepesine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Şimdi geçiş noktasına geldik. Enseden bakın kol kısmındayız. Omuz kısmında ve yakayı döneceğiz. Şimdi 3 zincirin olduğu noktadayım. Buraya iki tane sık iğne Şimdi şuradaki trabzanı hiç dokunmuyorum. Bakın kısa ipi de gizleyerek öreceğim. Hemen bir sonraki 3 zincirlik boşluğa gelip hemen buraya da 2 tane sık iğnem örüyorum. Bakın geçişi bu şekilde yaptım. Kısa ipi de gizleyerek şimdi her bir trabzanın tepesine bir tane sık iğne örerek ilerliyorum. Şimdi omuz kısmında e, oradaki trabzan noktalarını sık iğne örmedim. Tekli olan noktaları bakın şu noktaya örmedim. Bakın buradaki kısma ensedeki burada toplama yapmak istediğim için bu şekilde Sizler de kendiniz bunların ayarlamasını yapabilirsiniz şimdi 3 Zincire geldim ve buraya da yine bakın artık yakadayım e, şu yaka ön kısım e, buradaki noktaya iki tane sık iğne ördüm Trabzanın tepesine bir sık iğne hemen 3 zincire iki tane sık iğne sonra diğerlerine birer tane sık iğne şeklinde devam ediyorum Şuradaki hemen dönüşü gösterelim siz isterseniz bu sık iğneye geçmeden direk süsleme de yapabilirsiniz ama sık iğne toplamakta fayda var. 3 zincire geldim, iki tane sık iğne. Şimdi bakın burada e, trabzanın tepesine sık iğne, bir zincire, bir tane sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne, bir zincirlik noktaya bir tane sık iğne. Bu noktada hiçbirini atlamıyorum. Her birine bir tane örerek bakın dönüşü bu şekilde sağlamış oldum. Sonra yine aralara iki tane sık iğne her bir trabzanı bir sık iğne şeklinde artık bunlara da her birine bir tane e, sık iğne örerek geliyorum. E, dönüyoruz bakın aynı dönüşü burada yapmış olduğumuz dönüşü yaparak devam edeceğiz. E, alt etek kısmındayız bakın buradaki trabzan noktasına da sık iğne öreceğim. Şu noktaya da bir zincire de sık iğne öreceğim ve birleştirme yaptığım ortada duran noktaya da birer tane sık iğne örerek bu kısım kasma yapmasın diye bu noktalara da eksiltme yapmadan çünkü etek ucu olduğu için her birine bir tane örüp diğer bakın ense ucuna kadar yani şu ilk başladığımız ense noktasına kadar gelmiş olacağız bakın ense kısmına geldik buradan başlayarak çerçeve halinde sık iğnelerimizi örmüştük bakın ense kısmı e, yaka ön noktası ön patları ördük etek ucunda ördük tamamen sık iğneyle bir çerçeve yapmış olduk ve ilk başladığımız yere kadar geldik Şimdi bu noktada buradaki trabzanı örmemiştik. Aradaki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğnemizi ördük ve şu aradaki hemen ördüğümüz noktanın bakın tam sık iğneden sonra bir zincirlik noktaya battığımız sık iğne var. Bunun tepesine batıyorum. ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir iki üç zincirle yukarı çıkıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın tam ortada kalan şu ördüğümüz sık iğnenin olduğu kısma trabzan öreceğim çünkü bu e, yelpaze örneğini çalışacağız aynı kolda yap, yaptığımız gibi şimdi tam ortaya denk gelsin istediğim için şöyle bir iki tane trabzanla başlıyorum kolda yaptığımız işlemin aynısı bitirirken de iki tane trabzan örüp burada bitişimizi yapmış olacağız şimdi burada geliyorum şöyle bakın e, bir iki üçüncü sık iğneye batıyorum ve tekrar sık iğne örüyorum tığıma doluyorum şöyle bir iki üçüncü sık iğneye batıyorum şimdi bakın örgümüz şöyle dilim dilim Burada bir trabzan var. Burada 7 trabzan var. Her bir örneği bir tane yelpaze gelecek şekilde ayarlama yapacağım. Şimdi buraya 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 1, 2, 3. noktaya sık iğnemi örüyorum. Doluyorum. Hemen 1, 2, 3. noktada trabzanın olduğu bakın şu tepe noktaya denk geliyor. Bunları denk getirerek örüyorum öreceğim. Şöyle 5 tane trabzanımı örüyorum. 3, 4 ve 5. Kolda yaptığımız deseni birebir tekrar ediyoruz. Şimdi 1, 2, e, şu noktaya batacağım bakın. Hatta e, şöyle bir boşluk bırakıp ikincisine batıyorum. Çünkü tam e, ortaya denk gelsin istiyorum. 1, 2, 3.ye batıyorum bakın şimdi. desenin tam ortasına yelpaze gelsin istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan. Şimdi bakın şu arayı geçeceğim. E, burada 1, 2, 3. noktaya sık iğne ördüm. Şimdi tam şu arada kesişen noktada omuz kısmına gelen noktada şu ara boşluğa bakın geçişte sık iğne var. Sık iğnenin tepesinde değil şu ara boşluğa. Şimdi 5 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra yine 1, 2, 3. noktaya batıyorum. Sık iğne. Şimdi şu dilimin tam ortasına gelpazeye getireceğim. 1, 2, 3. noktaya batıyorum ve 5 tane mı örüyorum. 3 4 ve 5. Hemen şöyle uç kısmı 1 2 3. noktaya sık iğne. Sonra burada 1 2. Bakın şurada e, tırabzan artık tepesine batmışım. Bu noktada hemen bu e, sık iğne ne oldu? Şöyle tepe noktaya batıp buraya. Burada bir tane bakın atlıyorum şimdi. Şöyle göstereyim. Bir sık iğne e, buradaki bir nokta yapıyorum Hemen bir diğerine beş tane trabzan örüyorum. Bunun sebebi de dediğim gibi desenlere denk gelmesi için e, bu işlemi yapıyorum. Bu kısmı kesmeden detaylı olarak göstermek istedim. Bir iki. Şimdi üçüncü noktaya bat batıyorum. Sık iğne. Bir iki üçüncüye batıyorum. Bakın dilimlerin tam ortasına yelpazeleri denk getirmeye çalışıyorum. Şimdi şu. Dönüşü de göstereceğim. Diğer noktalar hep aynı. ilerleyecek 5 tane trabzan ördük. 1, 2, 3. noktaya batıyorum. Şu kısımda bakın şöyle tam ortaya batacağım. Bunun için bu sık iğneden sonra tığıma direkt doluyorum. Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane atlıyorum. Şöyle 5.ye batıyorum. Tam uca denk gelsin istediğim için. Burada çok sık iğne atladığım için burada 5 tane trabzan değil. Şöyle 7 tane çalışacağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan çalışıyorum ki şuradaki kasma e, oluşmasın. Çünkü burada 4 boşluk atladım. E, 7 trabzanı ördüm. Hemen burada yine 1, 2, 3, 4 tane atlayıp 5.ye sık iğne örüyorum. Bu şekilde bakın tam köşe artırma noktasına da bir tane yelpaze denk getirmiş oldum. Şimdi artık şu dilimlerin ortalarına birer tane yelpaze gelecek şekilde ayarlamalarımı yapıyorum. Eğer çok sık iğne atlarsanız 5 trabzan değil 6 trabzanda çalışabilirsiniz. Bu şekilde yelpaze örneğini tamamlayacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum hırkayı. Ense'den başladık. Yelpaze örneğimizi yaptık. Yaka kısmına geldik. Böyle hakim yaka gibi gerçekten güzel duruyor. Bu yaka noktasına seviyorum. Ama sizler isterseniz bu kenar süslemesini yapmayabilirsiniz. Daha sade bir e, süs de yapabilirsiniz. Şimdi tamamen çerçeveleyeceğiz. Bakın bu kısmı da burada göstermiş olduğum gibi dönüp alt kısımlarda da aynı işlemleri yapıp hemen bitişi yaparak e, hafif de bir buhar vereceğim. Bitişi de kolda yaptığımız gibi yapacağız. Burada tekrar göstermeyeceğim. Hafif bir buhar verip artık hırkamızın son halini de sizlerle paylaşmış olacağım. Hırkamızı tamamladık. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.